kime baktınız? Ya biz Ozan'a bakmıştık aslında, onu görmeye geldik. Biz onun sahne aldığı mekandan arkadaşlarıyız da. Ozan hanım, kızlar geldi, güzel kızlar geldi. Gelsinler anne. Buyurun, buyurun. Ne ikram edeyim size güzel kızlar? Kurabiye getireyim mi? Yemez anne onlar, kurabiye yemez. Ha, o zaman ben limonata getireyim, dur. Ben, tamam anne. Hoş geldiniz kızlar. Selam. Selam amcam. Nasıl oldun Ozan? Nasıl olayım ha? Nasıl olayım? Karanlıkta yolumu bulmaya çalışıyorum işte. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu, merak mı ettin? Ben sana göstereceğim merak. Ozan. Sen bunların hiçbirini hak etmedin, biliyorsun değil mi? Neden bu kadar acıtıyor? Ha? Çünkü sen çok hassas bir yüreksin Ozan. Bilmiyorum kızlar. Belki de öyleyimdir. Yani kayıp bir şehirdeyim ama ben de kayboldum. Yani soğuk sokaklarda yürüyorum ve... Sıcak bir pencere var mı? Ha? Sıcak bir pencere var mı? Diye bakınıyorum belki de. Ozan. Belki de aradığın pencere girmediğin sokaklardadır. Ya. Bunu hiç düşündün mü? Yazık değil mi o pencerelere? Belki de girdiğin sokaklardaki insanlar uyuyordu ve uyudukları için ışıkları kapalıydı. Onlar bu yüzden kötü olabilir mi ha? Kapı kapı mı dolaşacağım Feride? Kapı kapı mı dolaşacağım? Bıktım artık çıkmaz sokaklardan. Korkuyla duruyorum ve sessiz bir girdap başlıyor parmak ucumda. Bana bakın lan. Siz ne yiyip içiyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz ben anlamadım. Oğlum sen manyak mısın? Girdap diyorsun bu kız. Orada ne var anlayabiliyor musun? Oraya oturan oraya bakıyor yani. Nesiniz oğlum siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şeytan meytan mı çağırıyorsunuz siz aranızda? Nesiniz siz? Böyle konuşamazsınız bayım. Ha? Bayın mı? Bayın kim kız? Siz. Çünkü Ozan... Acılarını damıtan bir şehir şairi. Ne oraya bakın? Şair mi? Kız bunun içeride yarış arabasından böyle yatağı var. Böyle şair mi olur? O yatakta yatıyoruz ibidi. Çocukluğum var, anılarına sığınmak istedim, tamam mı? O masum çocuğa üzülme demek istedim. Ozan, acılarını şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke acını biraz olsun azaltabilsem. Ya. Biz senin yanındayız, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum kızlar. Belki de öylesinizdir. Baba siz yarın pikniğe mi gidiyordunuz? Hı? Ah, bak. Ah. Oldu ya. Hem de salağım değil mi? Orada pencere girdi. Biz pikniğe gidelim. Evin bütün bereketini açır burada. Git. Anlamadım sanki ben. Kızım şuna bir bakın, bundan bir ev aile erkeği olur mu ya? Şuna kavanozu ver. Salçayı kavanozunu açamaz yani bu. Siz bu böyle bıkkın, yıkık erkeklerden bir hoşlantınızı bırakın ya. Biz anasıyla yıllardır uğraşıyoruz, hiçbir şey olmadı. Siz mi yapacaksınız, adam edeceğiniz bunu? Ya siz gerçekten şu an kafa açtınız ama resmen. Senin yaralarını şimdi daha iyi anlıyorum Ozan. Anlarsın. Ben Ozan'ı bu kadar örselemenize daha fazla tahammül edemem. Ha. Yürü çiçek gidelim. Seninle Kadıköy'de buluşuruz, okey Ozan? Orada görüşürüz, bir şey olursa bizi ara Ozan. Tamam. Hadi Kadıköy'ün, Kadıköy'ün hadi. Acıma filerse ararım. Ara. Umarım biraz acıma filer var, ararım. Ara. Umarım. Bunların haline ne yaptın ya? Ha? Ne yaptın ya? Ha? Şu güzel ruhları var ya, yok ettin, yok. Lan beni sinirlenme, ağzına vururum burada. Ne güzel ruh, git. Ben anlamıyorum ruh, güzel ruh diye. Bizi pikniğe gönderip burada neler yaşayacağını ha? Saygısız, otur şuraya. Güzel ruhmuş. Tamam, sakin ol. Aa, hanım kızlar nereye gitti? Anam da maraton mu yapıyorsun? Niye oğlum, niye koşuyorsun öyle şimdi? Sanki 40 yıldır beni bilmiyor, konuşuyor. Nereye hanım gidecekler? Kızlar nereye gitti? Nereye gidecekler anne, nereye gidecekler? Babamın hoyrat umarsızlığına dayanamadılar ve gittiler. Bak şimdi. Niye hoyrat bubarsızlık yapıyorsun paşa ya? Nazlı, bubarsız, mubarsız, saçma sapan konuşma ya. Ben şu an engel olmayaydım, evin betini, bereketini kaçıracaktı bu. Şuna bak, yine yattı ya. Hayır efendim, benim aslan melek oğlum hanım kızlarla güzel güzel oyun oynuyordu, sohbet ediyordu. Hmm. Ya benim oğlum bir konseye katılıp
ülkeyi baştan aşağı karıştırıp derin devletini yüzünü değiştirip aralarına soktuğu bir köstebek tarafından kaçırılsaydı, uzak bir villaya götürülseydi, oraya yatağa böyle bileğinden kelepçelenseydi daha neydi paşa? Lan bu koltukta bir şey mi var? Bu koltuğa oturan manyak manyak konuşuyor. Kızım bildiğin mafya dizisi artık bu yani. Bu çocuğu manyak ettin. Böyle çocuk mu olur? Şunun haline bak. Hayır efendim. Benim melek çocuğum, benim tatlı çocuğum, benim paşa çocuğum. Ozan, 200 lira vereyim mi annem? Git arkadaşlarına katı kedi pahalı kahve iç. Hayır anne, gerek yok, sağ ol. Bak, bak evladıma 200 lirayı almıyor. 200'e benim... kahve yok da o yüzden almıyor. Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de.